Buralarda ol, bir yere kaybolma. Tabii efendim. Günaydın. Günaydın. Yeni kankanla dün geceki yemeğiniz nasıl geçti? Saçma sapan konuşma, ağzından laf alabilir miyim diye çağırdım masaya. Öğrenebildin mi bari bir şeyler? Sen onu bırak da asıl olanları bilmiyorsun. Ne oldu yine? Fatma Gül'ü buldular. Gözümüz aydın. Oğlum öyle değil işte. Günaydın, kolay gelsin. Asude diye bir hayat kadının yanına kaçmış. Öyle olduğunu bilmiyor tabii, orası da ayrı hikaye. Sonra öyle olduğunu öğrenince onun yanından da kaçmış. Koca İstanbul'da bula bula bulduğu kadına bak. Kerim de benden biliyor. Ayağına taş takılsa benden biliyor zaten. Ha bu Münir abinin işi mi yoksa Mustafa'nın işi mi, orası belli değil. Sorumuz hayır olsun. Ne oldu? Sen bu kadının adına ne demiştin? Asude. Hadi be, yok artık. Tamam, diyelim ki biri kızın peşine o kadını taktı. Da vural ne alaka? Onun niye peşine düşsün? Yok abicim, yok. Bu kadar tesadüf olmaz. Sen ne kadar zamandır görüyorsun bu kadını? Çok olmadı aslında. Vicdanını rahatlatmak için dökülmedin inşallah. Abuk subuk konuşma Erdoğan ya. Dökülmedim tabii. Dayı, bizim bu işle hiçbir alakamız yok değil mi? Ya benim bu işle bir alakam yok. Bu kadarını ben bile düşünemezdim. Kim taktı o zaman bu kadını onun peşine? Daha da önemlisi, niye taktı? İntikam almak için. Ha kim, kim? Mustafa olabilir mi? Ha, o odadan kimse olmadığına göre. Kızım Mustafa sayesinde Fatma Gül'den haberi olmuş. Sonra da merak etmiş kimdir nedir diye. Ve izinizi sürmüş. Sen de tesadüfen karıştın yani bütün bunlara. Ne garip. Bir keresinde bu sevdiği adamın sevdiğini görmeye gittiğini falan söylemişti. Kızı bulmuş, konuşmuş falan. Abi kız sana her şeyi anlatmamış. Yok abi ben bunun bir tesadüf olduğuna inanmıyorum. Kesin bir iş var bu işin içinde. Ne diyorsun yani, ne mesela? Bilmiyorum. Belki kız Mustafa'yı korumak için yalan söylemiştir. Belki de bu herif hepimize bir oyun oynuyordur ha. Ya da Fatma Gül'e tuzak kurmuştur falan. Yok, hiç zannetmiyorum. Sevdiği kadını başka adamlara peşkeş çekecek kadar adi olduğunu zannetmiyorum. İntikam alacaksa da başka türlü intikam alır. Kızın anlattıkları yalan olamayacak kadar saçma. Mustafa da elimizin altında olduğuna göre inanmaktan başka yapacak bir şey yok zaten. Ya sen de takma bu kadar kafaya. Bu da size ders olsun. Öyle her önünüze gelenle yakınlık kurmayın. Böyle bir lüksünüz yok. En azından unutulana kadar. Sen de o kadını kontrol altında tut. Sağ solu belli olmuyor mukaddesin. Herkesten daha tehlikeli. Gördük işte. İlk fırsatta tehdit etti. Paradan başka bir şey düşünmüyor. Sana söylüyorum Kerim. Sahip ol o kadına. O kadın var ya benim umurumda bile değil. Benim şu an tek düşüncem Fatma Gül'ün eve tekrardan geri dönmesi. Ondan sonra hiçbirinizin yüzünü görmeyeceğim. Hepinizden nefret ediyorum. Tiksiniyorum ya. Manyak mısın lan sen? Biz mi kaçırdık Fatma Gül'ü? Onun adını bir daha ağzına alma. Hey sakin. Bana bak sen durumu karıştırmaya başladın ha. Sen bize niye hırslanıyorsun ki? Biz senin karına hiçbir şey yapmadık. Sonradan senin karın oldu. Seni var ya öldürürüm. Öldür lan hadi. Öldür hadi öldür. Kerim. Kerim. Bırak. Adını bir daha hapise ağzınıza almayın. Yoksa hepinizi teker teker öldürürüm. Sakin ol, sakin. Rahat bırakın bizi, rahat bırakın. Çamurunuzu bulaştırmayın. Manyak lan bu. Kafayı yemiş. Damarına bastın adamın be. Kerim'in karısı o kadın. Bilmiyorum farkında mısın? Senin yüzünden geldi bunların hepsi başımıza.
tutamadın çeneni. Çıktı tepemize herif. Hadi 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 yürüyün gidiyoruz hadi. Bir şey oldu mu sana bakayım? Hadi yürü. Lan herif de bana sardı ya. Bir yerde patlayacağı belliydi zaten. Sen niye üzerine gidiyorsun o zaman? Ya bırak ya sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.